Şimdi şöyle evde de küçük bir pazar kurulmuş gibi oldu. Aldıklarımızı hızlı hızlı Burcu ile size göstermek istiyorum. Burcu'nun yardımlarıyla nasıl yapalım biliyor musun? Bak şimdi. Şimdi aldıklarımız 101'den başlayalım. Çünkü dondurulmuş ürünler var, erimesinler. Burcu şöyle bir tane tepsi aldı, baykuşlu. Bundan bir 4-5 paket aldık. Gidecekleri gün pişireceğim. Buzdolabı poşetinde Burcular götürüp derin dondurucuya atacaklar, yiyecekleri zaman yiyecekler. Çünkü Trabzon'da boyoz yokmuş. Boyoz çok sevdiler. Ben burada onlara pişirmiştim. Biz çok seviyoruz. Evet, şunların hepsini şimdi bir boyozları bulalım bence ve şeye atalım dondurucuya. Acil çünkü şunun içinde olabilir. Ha, onu da atalım, onu da al. Tahtakale'den şöyle ıspanaklı tepsi böreği aldım yarın kahvaltı için. Bunu da hemen derin dondurucuya atalım. Sonra tekrar görüşürüz. Ben çıkartıyorum. Şimdi 101'den Akçaabat köftesi aldık. Cemil Usta'nınmış herhalde, değil mi? Trabzon'a özel. Trabzon'a. Bunu bugün mangalda pişireceğiz. Şöyle piliç kanat spesiyel aldım. İki tabak aldım. Dolaba atıyorum. İyi oluyor elimin altında olunca. Tabak piliç ızgara aldım. Bim'den ve 101'den ve Tahtakale'den aldım zannediyorum. Bulduğum yerden. Bunları yarın kıyma makinesinde çektikten sonra gyoza yapacağız hep beraber. Tahtakale'den. Tahtakale'den şöyle çiğ köfte aldım. Bunları da dolaba atalım. Tekrar görüşürüz. Şimdi 101'den devam ediyoruz. Annem bunu çok methetmişti. Kilorak fayans ve ders temizleyicisi lütfen al demişti. Ben de A101'de buldum, aldım. Bunu deneyeceğim ve size bildiririm nasıl, güzel mi değil mi diye. Şöyle iki paket peçete aldım 101'den. Mistral peçete. İyi oluyor peçete. Daha sonra Migros. Ne aldık? Nuh'un Ankara'nın fırın makarnasını aldım ve Filiz'in işte çeşitli burgu, kelebek makarnalarını aldım. Migros pilavlık bulgur ve pilavlık iki tane almışım. Dostluk maması aldım. Çantama atıyorum bunları ve çok iyi oluyor. Ve şöyle enerji içeceği aldım. Tropikal meyve lezzeti diye. Bunu ilk defa gördüğüm için şöyle iki tane aldık denemek için. Şöyle onu arabaya koymak için plastik bardak aldım. Şöyle kalem makarna aldım Filiz'in. Yüksük makarna. Gülşah! Kulakların çınlasın. Yüksük makarna. Bunları da çocuklar için aldım. Arpa şehriye. Onlara biliyor musunuz bilmiyorum. Haftada bir kez ev yemeği yapıyorum. Ev yemeği derken hani böyle soğanlı, salçalı değil de onların yiyebileceği şekilde özel tariflerim var. Onlar için de arpa şehriye kullanılıyor. Ve Sana'nın klasik margarinini aldım. İki tane. Bunları da dolaba koyayım. Tekrar görüşürüz. Daha sonra Migros çok uygundu. Yüzey temizleyicisi ve kokusu çok güzeldi. Migros yüzey temizleyicisi aldım. Bildiğiniz gibi ev büyük olunca balkon, giriş, iki balkon, bir giriş var, banyolar var. Bunlarla sildiğim için sürekli bana çok uygun geldi. Aldım. Daha sonra Sekin vişne suyunu aldık. Ve yine bunu da dolaba atalım hemen. Kebir'in. Bu da Trabzon değil mi? Evet, Kebir. Vakfı Kebir'de üretilen bir marka Kebir. Kahvaltılık tereyağını aldık. Normalde biz tereyağını almıyoruz. Ender'in annesi ve babası gönderiyor. Fakat yaz mevsiminde olduğumuz için eriyorlar. Ben de kahvaltılık tereyağını Denizli'nin köyünden kurutulmuş gıda Ebru Hanım'dan alıyorum ama şu anda hani hava koşulları buna müsaade etmediği için böyle hazır alıyoruz. Bunu da hemen dolaba atayım. Tekrar görüşürüz. Vişne suyu iki tane aldık. Onu da şöyle koyalım. Migros'ta Öncü'nün domates salçası yoktu. O yüzden Tukaş'ın domates salçasını aldım. Şöyle bir tane aldım. Tekrar Öncü'yü bulduğum yerde büyük böyle 1 kiloluk salçasını alacağım. Gerçekten Öncü'den çok memnun kaldım ama mecburiyetten bunu almak zorunda kaldım. Daha sonra yine Migros köftelik bulgur ve kırmızı mercimek.
Ekmek yapıyorum bildiğiniz gibi evde. Onun için instant maya ve vanilyam bitmişti. Şekerli Kento'nun, şöyle başka yoktu zaten çeşit. Tek çeşitti Migros'ta. O yüzden bunu aldım. 60 lira üzerine Persil'in bu çamaşır deterjanı 9.90'a. 9.90 mıydı? 9.95 mi? Öyle bir şey. O yüzden bundan 2 tane aldık. Alabildik daha doğrusu. Ve yine likit klozet blok Migros'unkini aldım. 3 tane. Tek çeşitli çam kokulu. Ben de bundan 3 tane aldım. Çünkü evde 3 tane tuvalet var. Hani bu vardı. Bunu aldım. Daha sonra çeşitleri gelirse yedeklerini alırım diye düşündüm. Migros'tan bir tane avokado aldık. Bir tane şöyle avokadomuz. İpana Pro Expert diş macunu aldık. Şöyle gördünüz orada da zaten. Biz ananas çok seviyoruz. O yüzden 4 tane almıştık ama kasada o bir tanesinin erimiş ve küflenmiş olduğunu görünce geri bıraktık. Şu 3'ü sağlamdı. 3 tane aldık. Başka da yoktu. O yüzden ben artık yarımşar Gökhan Burcu ve Ender'inkinin yarısını ben yiyeceğim. Bana kalmadı çünkü ananas. Olsun, yersin. A101 Çaykur'un tomurcuk, bergamot da deniliyordu değil mi? Onu aldık. Ve yine 101'den kırmızı mercimek aldım. Çorba yapmıyorum malum, çok sıcak ama mercimek köfteyi bayıla bayıla yediğimiz için kırmızı mercimek aldım. Çok kolay ve %100 tutan bir tarifim var. Kolay Yemek Yemek kanalında onun ayrıntılı bilgisi var. Oraya isteyen, arzu eden bakabilir. Gerçekten çok severek tüketiyoruz. Limonla çok harika oluyor. Bazlama aldık. Burcu bunu Trabzon'a götürmek için aldı. Şimdi dolaba koyacağız. Bunu 101'den almıştık. Denemek için aldı ve bunu da denemek için almak istiyorum dedi. Bademli sütlü çikolata ve First aldık. 3 tane. Bunları arabaya koyuyoruz. İyi oluyor. Şimdi şöyle bir yumuşatıcı gördüm. Bulut diye ve 3 rengi vardı zannedersem ve bu mavi rengi çok hoşuma gitti. Denemek için aldım bunu. Tamamen hani kokusu o kadar menekşeymiş herhalde. Menekşe, evet. Menekşe dedin değil mi sen? Menekşe o kadar güzel kokuyordu ki bunu denemeliyim dedim ve aldım. Pas ve kireç içinde Güldal'ın şöyle bir pas ve kireç çözücüsünü aldım. Alırken göstermiştim. Sütaş kaymaksız yoğurt. Hani bir acil durumlarda Sütaş'ın kaymaksız yoğurdunu kullanıyorum. Normalde kendim yapıyorum demiştim. Bunu da görmüştünüz alırken. Bu akşam bunu kullanacağım şimdi bahçede. Tek kullanımlık masa örtüsü. Ve Tahtakale'den pek bir şeye benzemiyor ama soslu tavuk aldım. Hemen ızgarada yapmak için. Şöyle, ben çerçeve çok seviyorum. Boş duvarlara tahammül edemiyorum. Çerçeve delisi de derler bana. O yüzden şöyle 3 tane çerçeve aldım. 5.95'e düşmüş fiyatları. A101'den aldım. Bunları 2 siyah, bir tane de altın rengi aldım. Bunları hemen mesela fotoğrafları içine koyup duvara asacağım. Sonra 101'de gördük ve çok şaşırdık. Yoga topları. Bildiğiniz gibi Burcu hem pilates hem yoga hocası. Evet. Neredeydi? Trabzon'da. Karavide Yoga Pilates Home. Trabzon'da olanınız varsa gidebilirler. Bekleriz derslere. Tam bilmiyordum. Şimdi bunları da 101'de görünce dedim ki alalım mı? Dedi ki alalım. Artık bunları bugün ben sabah yaptım egzersizimi. Sen yaptım, mutlaka ben yapmışsındır. Ben 30 set yapıyorsam Burcu 300 set falan ya. Yaptık. O yüzden yarınki egzersizimizde yoga toplarını kullanırız ve evet, ben de çekerim. Sizler de faydalanırsınız. Aynen. 3 adet top var. Hatta bunları gel şimdi bakalım sağlam mı diye, dediler ki değilse geri getirin, iade yapalım dediler. Şişirme aparatı var işte, şişireceğiz. Dur bir bakalım nasıl oluyormuş. Hem de bir bakalım, ben merak ediyorum bunların içeriği nasıl. Normalde biz derslerde yani yoga derslerinde top kullanmıyoruz. Pilates derslerini daha çok. Zaten yapanlar da biliyordur. Burada desteklemek amaçlı. Yani mesela buradaki Sphinx pozuna yükselemeyen ya da buradaki işte sırt egzersizini yapamayan kişiyi desteklemek amaçlı daha çok kullanılıyor. Normalde yogada blok kullanılıyor. Yoga bloğu, kemer,
gibi ekipmanlar kullanıyoruz dersin. Ama bu da çok iyi. Mesela şu poza giremeyen için. Aynen öyle. Bence bu yani çok güzel. Yani sırt kasları zayıf kişiler için iyi bir destekleyici ekipman olarak görünüyor. Başka poz var mı orada hocam? Yok gibi. Bir de burada yine sırt çalışması başka, var. Arkalarda başka falan yok. Gösterilen hep aynı yok. Mı? Başka yok. Ha, şurada ayak var da üstü kapanmış. Evet. Bence yani güzel bir destekleyici. Zaten bunlarla çalıştıktan sonra daha sonra vücudunuz, bedeniniz güçleniyor ve bunlara hiç ihtiyacınız kalmadan çok harika bu pozlara poz diyorum artık. Yani yogada poz deniliyor onlara. Girebiliyorsunuz. Ama biz denemek için aldık. Fiyatı da uygundu. 3 tanesi 10 liraydı. 10 liraydı. O yüzden aldık. Bakalım yarın deneyeceğiz. Açılımı da şöyle kutunun. Tutar mısın Cemre? Gülme. Tut. Çek bakayım. Yapışmış. 3 renk. O 3 boy. Şişirme aparatı var. Bu renk çok güzelmiş. Yavru ağzı. 3 renk. Bir şişirelim. Çok da kolay şişiyor şu aparatıyla. Nefesimiz de kuvvetliymiş ya. Neyse. Evet, bu sağlam çıktı. Güzel güzel. Bence çok faydalı olacak bu egzersizlerimizde. Ay, Hera da topu görünce delirdi yavrum arkadan. Evet, bu da sağlam. Şimdi ben bunları hemen indireceğim. Hera deliriyor çünkü arkada. Bu da sağlam. Bunun şeyi nereye gitti? Tıpası burada. Güzel güzel. Bu sağlam çıktı arkadaşlar. Ve gayet de güzel bence. Tıpasında. Tamam tamam. Tamam aşkım tamam. Evet, bu sağlam. Deneyecek mi seninkileri? Gerek yok da gerek ben çıkartamadım. Ondan çıkartırım. Tamam. Hepsi sağlam çıktı benimkilerin. Gerçi Burcu'nun delik çıkarsa ben ona veririm. Onun stüdyoda kullanması daha mantıklı. Yeni başlayanlarla destekli. Benim desteğe ihtiyacım yok demek istiyorum. Gördük paylaşımlarını. Benim hocalarım kuvvetli arkadaşlar. Gökhan Karaveli, Burcu Karaveli. Ay şunu takmadım. Gerçekten onlarla çok aydınlanıyorum. Çok öğretici oluyorlar. Teşekkür ediyorum onlara buradan. Bayağı bir heyecan yaptı biz o yoga toplarını şişirince. Zaten ben Hera'ya bildiğiniz gibi şöyle Barbie'li top almıştım. Aldığım diğer şeyleri göstermeden Hera'nın topunu vereyim diyorum. Çünkü çok heyecanlandı. Kıyamıyorum. Bakar mısınız? Bakar mısınız? Çıldırdı çıldırdı. Ona bir topunu verelim. Hera al kızım. Yakala. Koş. Orada onunla oynarken biz de kalanları çekelim. Hera. Hanemiş topu benim kızımın. Hera. Getir. Top. Hera. Hani top? Top nerede? Ay kızımın Barbie'li topu mu varmış ya? Bunları alırken gördünüz zaten. Kabak aldım. Kabaktan ne yapacağım? Hem kabak greten yapmayı düşünüyorum. Hem kızartma, mücver. Hepsi olduğu için 2 kilo kabak aldım. Şöyle 2 kilomuz aldık. Şuradan 2 tane tırtıklanmış gördüğünüz gibi. Şunu ben görmedim. Bunu Gökhan veya Ender almış herhalde. Kiraz. Süt mısır aldık. 12 tanesi 10 lira mıydı Cemre? Hatırlamıyorum. Öyle bir şey. 12 tanesi 10 lira. Yeşillik işte marul aldık. Yeşil soğanlarım benim bayağı bir bitti bahçede. Çıkıyorlar gerçi de. Gyoza yapacağımız için yeşil soğan ve deniz börülcesi biliyor musunuz arkadaşlar? Şu. Bizim Ege'de Tusan Oteli'nin orada çıkardı bunlardan. Biz hastasıyız. Gökhan ve Burcu bunu yeni keşfetmişler. Yo, bir yıldır hastasıyız. Bir yıl işte. Böyle deniz kokan bir şey bu. Bunları pişirmeyeceğim onlara. Götürecekler. Dipfirize atıyormuş. Sen bunu pişirip mi atıyorsun? Pişirme. Haşlayıp sıyırıp atıyorsun. Porsiyon. Hatta ben hemen şunları şunun içinden çıkartayım ki soğanlarım deniz kokmasınlar. Yeşillik olarak
temiz otu aldık. Benim bahçedekiler bitti. Maydanozlarım biliyorsunuz yeni ektik ve maydanoz ve roka aldık. Bağları 75 kuruşla 50 kuruş arasında değişiyor bunların. Salatalık aldık. Çok güzeldi. Hatta orada pazarcı ikram etti ve yediler. Çok kütür kütür böyle. Havuç aldım. Havucu biz çok tüketiyoruz. Çocukların yemeğine de koyuyorum. Kendimiz de hem çiğ olarak hem salatada hem çiğ olarak yiyoruz. Hem salatada hem de yemeklerde özellikle wok tavalarda çok kullandığım bir sebze. Marulu gösterdim. Şöyle artık kış sebzesi ama aldık. Şöyle lahana ama gyoza da kullanacağım için lahana da aldık. Bir de kırmızısını aldık salatalar için. Mor diyor. Biz kırmızı lahana diyoruz. Şunu Burcu istedi. Kıvırcık marulun moru. Mor marul. Bunun bir adı vardı da unuttum şimdi. Bu da güzel oluyor ama. Ve bunları da gördünüz. Dedemden aldığım baharatlar. Şunu mesela ben kullanacağım kadarını alıyorum. Kalanını böylece ditfirize koyuyorum. Bozulmuyor, böceklenmiyor ve uzun süre rengini koruyor. O yüzden size de tavsiye ederim. Şunu da görmüştünüz. Hera'nın çocukların oyuncakları da var. Toplarını, tırnak makasları işte onların kişisel eşyalarını koymak için aldım. Şöyle bayağı geniş ve pencereden Burcu'nun ayağı gözüküyor. Ve tekerlek. Ve şöyle penceresi de olması güzel. Bunun fiyatı 30 lira ve çok uygun bence. Bu kadar kaç litreymiş bu? 40 litre yani çok uygun bence fiyatı. Ve işte normal patates aldım. Patatesi karıştırarak aldım. Hem kumpirlik büyük hem de normal küçük aldım. Ve patlıcanı da bol aldım. Böyle mangal yaktığımız zaman bunları ben közleyip derin dondurucuya atıyorum. Her ister hünkâr beğendi ister ekşileme her şeyi de kullanabiliyoruz. Ve son olarak da tabii ki de ekmek aldık. Hem sen tahıllı mı almıştın? Tam buğday. Tam buğday ekmeği ve normal susamlı. Buradan yine yok tırtıklanmamış onun şeyi ucu yok ekmeğin. Böyle ekmek aldık. Bizim pazar market alışverişimiz bu kadar. Kanalımıza abone olmayı ve abone olduktan sonra yeni yüklenen videoların haberini almak, bildirimlerini almak istiyorsanız şuradaki zile tıklamayı ve tıkladıktan sonra bu kanalla ilgili tüm bildirimleri bana gönder kutucuğunu işaretleyip kaydetmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.